Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 100 alacağımız yazılımıza gelin birlikte başlayalım. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde hangi mesajı vermiştir diye bize soruyor. Şimdi baktığınızda burada Peygamber Efendimiz aslında ne diyor? Dünyada bıraktığın mal mülk aslında önemli değil diyor. Bir baba, bir ebebeğin yani anne baba çocuklarına bırakabilecekleri en iyi miras onların hayatında güzel yaşamasını sağlayan nedir? Güzel bir terbiyedir. Asıl önemli olan asıl önemli olan para, pul değil, güzel ahlaktır. Güzel ahlaktır. Şeklinde yazdığımızda arkadaşlar bu soruya doğru cevap vermiş oluruz. Peygamber Efendimizin burada vurgulamak istediği asıl mesaj budur. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktık. Dedi ki bak bunu bir yerde duymuşsunuzdur. Bakara suresinin 201. ayeti. Hmm, tanıdık geliyor bir yerden. İbrahim suresinin 41. ayette geçen bizim Rabbimiz anlamına gelen dua nedir? Bu dua namazda nerede okunur? Arkadaşlar bu dua Rabbena duası. Arka tarafta da meallerine bakacağız. Ve Rabbena duası namaz içerisindeki son oturuşta Son oturuşta okunur. Zaten selam vermeden önce Rabbana ve Rabbana Firli dualarını okumuş oluruz. Şimdi bazı yerlerde böyle şey oluyor arkadaşlar. Hani okurken <laughs> böyle kelimeler takılıyor. Ee, bunun da nedeni şu anda bir oruç olduğumuz için arkadaşlar. Bazen böyle beyne tam elektrik gitmiyor. Onda affınıza sığınıyorum. Üçüncü soruyla devam edelim. Yani bazı cümleler arada eksik olabilir, onun da bakmayın. <laughs> Yukarıda verilen Hazreti Lokman'ın oğlu Sarana verdiği öğütlerden yola çıkarak nasıl bir Müslüman olmalıyız ve nasıl davranmalıyız? Şimdi Hazreti Lokman'ın oğlu Sarana verdiği öğütleri çokça duymuşsunuzdur, karşınıza çıkmıştır. Peki bu öğütler nelerdir? Bakalım. Allah'a ortak koşma, yani Allah'a şirk koşma diyor. Allah her yaptığını ortaya çıkarır, her şeyi bilir. Namazını dosdoğru kıl, kasılarak yürüme, yavaş konuş demiş. Şimdi burada aslında Hazreti Lokman oğluna nasıl insan olunması gerektiğini öğretmiş. Nasıl bir Müslüman olunması gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini bize aslında burada çizmiş. Peki nasıl bir Müslüman olmalıyız? Öncelikli olarak Allah'ın Allah'ın bir ve tek olduğuna iman etmeliyiz. Yani diğer bir adı. Allah'ın bir ve tek olduğunun adı neydi? Tevhid inancı olarak karşınıza çıkmıştı. Allah'ın bir ve tek olması yani la ilahe illallah Muhammed'in resulullah. Yani la ilahe illallah demeniz yeterli zaten buradaki cümle için. Allah her şeyi görendir. Allah her şeyi görür. Ona göre bakın nasıl davranmalıyız diyor ya ona göre davranmalıyız. Devam ettiğimizde doğru olmalıyız. Sadece namaz için değil arkadaşlar namazımız da doğru kılmalıyız ama genel olarak doğru olmalıyız diye kısaca yazayım. Zaten doğru olan namazında doğru kılar. Kasılarak yürüme yavaş konuş demiş. Burada da arkadaşlar topluma uyum sağlamalıyız, uyum sağlamalı. Bir de arkadaşlar böyle üst perdeden bakmamamız lazım. Yani eşitlik, eşit davranmalıyız. Ya işte ben şöyleyim, işte o böyle filan şeklinde davranmamalıyız. Şimdi arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda peygamber efendimizin soy ağacıyla alakalı bazı peygamberimizle alakalı bazı tabloda bilgilerimiz var. Ve bunları doldurmamızı istemiş. Bakalım aşağıda verilen peygamberimizle ilgili tabloyu doldurunuz. Peygamberimizin doğum yeri. Peygamberimiz nerelidir? Ya yani size şöyle sorsam peygamberimiz nerelidir desem. Babası amcası nerelidir? Mekkelidir değil mi? Ha, buradan aklınızda kalsın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Miladi takvim olarak bakarsanız 20 Nisan 571 yılına tekabül etmektedir. Ha şöyle de düşünürseniz hocam hicri takvime göre bakarsanız Rebüvül evvel ayının arkadaşlar Rebüvül evvel ayının 12. gününe denk gelmektedir. Peygamber Efendimizin annesi Amine annemizdir. Peygamber Efendimizin babası Abdullah Aleyhisselam olacaktır. Lakabı ise Peygamber Efendimize Muhammedül Muhammedül Emin denilmiştir. Peki Muhammedül Emin ne demektir? Muhammedül Emin güvenilir Muhammed anlamına gelmektedir. Peki şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya hocam Peygamber Efendimizin zaten güvenilir olduğunu biliyoruz. Adı üstünde Peygamber. E, Muhammedül Emin lakabının ne önemi var derseniz şöyle: Muhammedül Emin lakabı Peygamber Efendimiz Peygamber olmadan önce verilmiştir. Yani daha Peygamberliği tasdik edilmeden, yani ona sunulmadan o kadar güvenilir, o kadar olaylar yapmıştır ki Muhammedül Emin denilmiştir. Mesela. Hilful Fidun, Erdemliler Cemiyeti vardı. Erdemliler Cemiyeti'ne Peygamber Efendimiz 20'li 25'li yaşlarda katılmış, 40'lı yaşlarda peygamber olmuştur. Aynı şekilde Hacerül Esvet taşının konulmasında da hakem olayı yaparak bu tarz eylemleri gerçekleştirmiştir ve bu unvanı almıştır. Yani Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de yine dost doğru bir insandı. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda bize diyor ki tevhid inancı. Hocam siz bunu az önce arka tarafta anlatmıştınız. Evet ne demiştim? La ilahe illallah. Ha, şimdi. Tevhid duası, tevhid inancıyla ilgili diyor. Tahiyyat duasında nasıl ifade edilmiştir? Bu ifadenin anlamını yazınız. Şimdi arkadaşlar tahiyyat duası nedir? Ettehyati diye başladığımız duadır. Peki bu duayı okuduğumuzda bakın arka tarafta da zaten çıktısını vermiştim. Demiştim ya Rabbena da işleyeceğiz. Etteyatü de işleyeceğiz diye. Şimdi bu dua içerisinde Normal okuduğumuzda bakın şöyle bir okuyalım. Ettevati lillahi ve selavatü ve tayyibatü esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü esselamu aleyna ve ala ibadille salihim. Eşhedü ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi Bura size tanıdık geldi mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamına bakalım. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Ha, bizim İslam'ın şartları içerisinde İlk yapmamız gereken ibadetler neydi? Şehadet getirmek. Yani Müslüman olabilmemiz için şartımız şehadet getirmekti. Etteyyatü duasında da yine buradaki kelime-i şehadet cümlesini görebiliyoruz. Yani tevhid inancını tahiyat duasında nasıl ifade edilmiştir? Kelimeyi kelimeyi şehadet kelimeyi şehadet içerisinde sinde bulunur. İsterseniz bunu detaylı bir şekilde de yazabilirsiniz. Biz zaman kaybı olmasın diye yazmıyoruz. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Devam ettiğimizde bu ifadenin anlamını yazınız demiş. Bu ifadenin anlamı yani ben şahitlik ederim ki şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah ilah yoktur. Şimdi arkadaşlar burada şundan bahsedeyim. Devamı da şöyledir. Yine şahitlik edelim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Ama bize soruda ne demiş? Tevhid inancı. Tevhid neydi? Allah'ın bir ve tek olduğu inancı olduğu için Buraya kadar manasını yazmanız yeterlidir. Buradan sonrasını yazarsanız da olur fark etmez ama asıl tevhid inancı yani Allah'tan başka ilah olmaması, Allah'ın bir ve tek olmasını anlatan kısım buradır. Altıncı sorumuza bakalım. Bu hadiste bize verilmek istenilen mesaj nedir? Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Ha, şimdi diyor ki aslında burada anlatmak istediği şu. Ağzımızdan çıkan her kelimenin karşılığını alırız. Yani nasıl? İyi konuşursak iyi, kötü konuşursak kötü. Peki burada asıl anlatmak istediği şu. Ahiret gününe inanıyorsun. Yani hesap günü, hesap günü olduğuna inanıyorsun. Hesap günü var. O zaman o zaman boş konuşma diyor. Boş konuşma. Ya yaptığına hayır söyle, insanlara bir hayrın dokunsun ya da boş boş konuşma. Mesela işte en basit olaydan bahsedeyim. Şöyle hani bunu dini olarak düşünmeyin arkadaşlar. Youtube videosunun altına giriyorsun. Allah'ım yazıyor 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 işte böyle hareketler hareketler. Ya şimdi konuyla ilgili bir şey yazsan tamam. Bak anlarım. Derim ki ya hocam mesela ben buradaki soruyu anlamadım başımla beraber. Bu neyi bir hayır konuşmaktır. Ama boş şekilde yorum yapanlar arkadaşlar işte bu ayetten bahsediyor. Yani hayatta dolu dolu konuşun ya da susun. Her konuştuğunuzun hesabını vereceksiniz diyor. Aşağıdaki tabloda Peygamber Efendimizin soy ağacı verilmiştir. Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayınız. Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Hatice, diğer bir eşi Hazreti Mariye olacaktır. Zaten burada Hazreti Mariye'den olan oğlu İbrahim'dir arkadaşlar. Burayı hemen doldurabilirsiniz. Sonra yukarı tarafta geldiğimizde Hazreti Hatice'den 4 tane kızı, 2 tane oğlu olmuştur Peygamber Efendimizin. Bu Dört tane kız kısmında zaten üçünü vermiş burada yazmamızı istemiş. Oğullarından Kasım'ı vermiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde alt taraftaki yan kısımdakine Abdullah gelecektir. Kasım ve Abdullah Peygamber Efendimizin iki oğludur. Devam ettik. Bakın Hasan ve Hüseyin torunlarının annesi olan kızı Hazreti Fatıma olacaktır. Diğer bir kız arkadaşlar zaten Rukiye Rukiye ve Zeynep kızlarını da buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde burası da. Şimdi asıl önemli noktaya geldik. Arkadaşlar bu konuda Rabbena dualarından sorumlusunuz. Yani bu sınavda karşınıza Rabbena soruları gelecektir. Rabbena duası ile ilgili sorular gelecektir. Ha, bu arada da ee, dersin başında böyle biraz şeydim açılmamıştım ama şu anda gayet güzel anlattığıma inanıyorum arkadaşlar. Hani böyle oruç olduğumuzdan dolayı bazen dilimiz sürüşüyor. İnşallah güzel anlatmışızdır. Bunu beğenilerinizle gösterirsiniz. Şimdi Rabbena duası. Tabii kötü anlattıysak da dislike atmayın. Onu hiç sevmiyorum. <laughs> Rabbena duası namaz kılarken okunacak dualar arasında yer almaktadır. Vakit namazlarının son oturuşlarında okunur. Bakın son oturuş. Yani selam vermeden önce. Rabbena dualarını okumak zorunlu değildir. Ve sünnettir. Yani Peygamber Efendimizin bize önerdiği ve yaptığı şeydir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Rabbena duaları, Rabbena atina duası ve Rabbena firli duası olmak üzere iki tanedir. Ve bunlar zaten arka taraftaki sorularda çözmüştük. Bakara suresinin 201. ayeti ve İbrahim suresinin 41. ayeti şeklindedir. Rabbena duasının Türkçe okunuşu. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabenler brahmetike ya erhamer rahimin. Anlam olarak Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik ahirette de iyilik ve güzellik ver bizi ateş azabından koru. Aslında cuma hutbesine filan giden arkadaşlar varsa aranızda bu duayı orada Türkçe mealini duyabilirsiniz. Ya da mesela Ramazan programlarında filan da Türkçe meallerini veriyorlar ya. Ha işte bakın bu duayı aslında biz çokça duyuyoruz. Yani Türkçe karşılığını burada Türkçe karşılığını bilmiş olduk. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ver. Bizi ana babamızı ve bütün Müslümanları koru şeklinde edilen duaya aşağı yukarı Benzerdir. Rabbena firli duası ise şöyle. Rabbena firli veli valideye velil mü'minine yevmeyekumul hisap. Ey bizim Rabbimiz beni, anamı, babamı, bütün mü'minleri hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla. Yani ahirette bizi, ana babamızı bağışla şeklinde dua ediyor. Şimdi etteyatü duasına zaten bakmıştık arkadaşlar, okumuştuk. Türkçe mealine bakalım. Bütün dualar, senalar, bedeni ve mali ibadetler Allah-u Teala'ya mahsustur. Yani yapılan bütün ibadetlerin asıl amacı Allah'a, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ey Peygamber! Allah'ım selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne inanıncıydı? Tevhid inancı. Yine şahitlik ederim ki Peygamber Efendimiz Muhammed onun kulu ve Resulüdür şeklinde olacaktır. Size bir sır vereyim mi arkadaşlar? Beşinci sınıf din kültürü yazılımız burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki varlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.